Dondurma, tavuk, yumurta hepsi çok lezzetli ama yaz aylarında tüketimine dikkat edilmeli. Çünkü sıcak hava gıda zehirlenmesine davetiye çıkarıyor. Bir AVM'de tavuklu makarna yemiştim. Onun ızgara tavuğundan zehirlendim. Hazır nuggetlar var ya, tarihi geçmemişti ama genelde müşteri ben çok rastlıyorum, alıyor, sonradan vazgeçiyor. Dolaba tekrar geri koymuyor, açıkta bırakıyor. Herhalde öyle bir durumdu. Şu anda dışarıdan ne yesek bu sıkıntıları yaşıyoruz. Havalar ısındı, mikroplar daha hızla çoğalmaya başladı. Gıda zehirlenmesi vakaları arttı. Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber gıda zehirlenmelerinde ciddi bir artış gözlemleniyor. Peki gıda zehirlenmelerinde en şüpheli ürünler hangileri ve gıda zehirlenmeleri kaç saat sonra belirti veriyor? Çok etkilenen tavuk. Çabuk bozulduğu için tavuğu buzdolabından çıkarıp bekletip daha sonra pişirmeye kalkarsak çok çabuk bozulduğu için gıda zehirlenmesi yapar. Satılan beklettiğimiz sütler, açıkta satılan yine yumurtalar, sebzeler, yıkanmamış bekletilmiş sebzeler, salatalar çok önemli. Tabii bu özellikle otellerde açık büfelerde de yine zehirlenme riski olabilir. Çünkü orada uzun süre salata bekliyor 3-4 saat. Dikkat etmek lazım. Gıda zehirlenmesinin dışarıda yemek yedikleri için özellikle tavuk ürünlerinden olduğundan çok fazla duydum. Bulantı, kusma, gaz, şişkinlik, karın ağrısı, ateş meydana geliyor. Belirtiler 30 dakikadan sonra başlayabileceği gibi 72 saat sonrasına kadar da olabilir. Yani bir önce halsizlik, mide bulantısı falan bu durumlarla karşılaştık. Kaşınma, yanma, sanki bütün vücudumu esir almış gibi böyle çok acı çektim. Peki ne yapmak gerekiyor? Zehirlenme vakalarına karşı hangi önlemler alınmalı? Uzmanlara göre hijyen kadar güvenilir yerlerden yemek yemek de önemli. El hijyeni çok önemli. Yapan kişinin el yıkaması lazım ve bizim de masaya otururken de elimizin temiz olması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.